Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye ve Azerbaycan tatbikatlara başladı. İran haddini aştı, Fransa haddini aştı. Bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ın kazanımlarını, Karabağ'da elde ettiğimiz topraklara göz dikenlere karşı büyük bir harekat ve büyük bir tatbikat için, büyük bir hazırlık için adımlar atıldı. Şu atışlar başka atışlar. Bu atışlar keskin atışlar. Bu atışlar kahramanlarımızın artık akıllı olun, aklınızı alırız bakışları. İşte Hazar'da yapacaklarımızın kanıtları. İşte her yerdeyiz, karadayız, havadayız, denizdeyizin adı. İşte bayraklarımızın şöleni, bayraklarımızın buradaki büyük haykırması. İşte Türkiye'nin yoğun ve güçlü adımları. Azerbaycan'ın da aynı. Yani biz İran'a ve İran'ın yaptıklarına karşı çok güçlü bir duruş sergiliyoruz. İran da Azerbaycan sınırında köprüler kurdu. Azerbaycan'a saldırmak için işte burada bir gözdağı tatbikatı düzenliyorlar. Ama askerlerindeki disiplinsizlikler, gülenler, kahkaha atanlar cephede nasıl birileriyle karşılaşacağımızın göstergesi. İran'ı gördüğünüz zaman burada her birinin ayağı, gözü, kaşı oynuyor. Disiplin üstüne hiçbir şey yok. Bir nevi köprüler kurmuşlar, Azerbaycan'a gözdağı vermek istiyorlar. Ama şunu bilsinler ki Türkiye ve Azerbaycan öyle güçlü ki İran'ın hayallerine bile sığmayız. Biz öyle güçlüyüz ki Fransa'nın hayallerine sığmayız. Türk'le kavga edenin aklı yok derler. Evet, aynı şekilde gerçekten böyle adım ve bilgilerimizle, özellikle gücümüzle haykırıyoruz ve bu yönde önemli bir adım atıyoruz. Gördüğünüz gibi İran'daki bu bildikler şu anda tatbikatlar yapıyorlarmış. Köprüler kurup bir saldırı provası gerçekleştireceklermiş. Onlar ne yaparsa yapsınlar, Azerbaycan'a güçleri yetmeyecek. Evet, Türkiye'ye güçleri yetmeyecek. İran'ı bölecek bir adım olur bu. İran saldırmak için adım atma çalışırken Türkiye ve Azerbaycan'da dev tatbikatıyla, evet, resmen diyor ki, demin size yayının başında gösterdim, bizimle oyun oynamayın. Gördüğünüz gibi bir İran mollası da hemen oradan almış, bayrağı tutuyor. Ermeni'ye gül atıyorlar, Türklere düşmanlık yapıyorlar. Bunlar böyle. Evet, gördüğünüz bu karelerdekiler Ermenistan sevdasına, Ermenistan aşkı için karşımızdalar. Evet, bu yöndeki adımlar böyle. İşte buradaki özellikle disiplinsizlik ve savaşın ne olduğunu bile bilmedikleri ortada. Yani karşımızda hiçbir şansları yok açıkçası. Hiçbir şekilde. Ve resanehayi ki fakat şeytanat tervic mi konen. Evet, gördüğünüz gibi ve aşkara tehditler savuruyorlar. Ve dombal tehrike cevanan ma hastan hoşdar mi dehem. Ne yapmaya çalışıyorlar? Murağe bir raftaretan başid. Burada این رسانه ها را کنترل کن به چشم شما خواهد رفت ما با شما اتمام حجت می کنیم شما از طریق این رسانه ها در امور داخلی ما وارد شده Şimdi isterseniz neler konuşmuş, bir ses tonuna bakın, hareketlerine bakın. Savaşacakmış güya. Bakın isterseniz. Ve resanehayi ki fakat şeytanat tervic mi konend. و آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید این رسانه ها را کنترل کنید وگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت ما با شما اتمام حجت می کنیم شما از طریق این رسانه ها در امور داخلی ما وارد شده اید ولی بدانید آسیب پذیرید ما به شما گفتیم مراقب باشید پراکنی و رسانه هایی که فقط شیطنت ترویج میکنند kendilerinden olmayanı direkt şeytan olarak adlandırıyorlar ama kim şeytanlık yapıyor takdir sizin Azerbaycan size çok büyük gelir Türkiye ve Azerbaycan size çok ama çok büyük gelir İran'ın politikası İran'ın evet intiharı olur. Ne yapıp edip dost ve barış içinde yaşamak isteyen, komşularına saygılı bir devlet olan Azerbaycan'a karşı üslup ve duruş düz olmalı.
Suudi Arabistan'ı tehdit ederek ne yapmaya çalıştıklarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'daki rejimden ne alıp veremedikleri var. Suni gerginlikleri bırakın. O rejimden sizin farkınız var mı acaba? Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki İran Rusya'ya sağladığı dronlarla Ukrayna'daki birçok şehrin vurulmasını sağlıyor. Yine sivil vatandaşları vuruyorlar. Ayrıca bir örnek daha vermek istiyorum. Hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadıkları o skandal, evet, gerginlikte İran Ukrayna sivil uçağını vurmuştu. Nedir Ukrayna'nın çektiği bu İran'dan? Evet, İran'dan gelen açıklamaya değineyim de iyice şaşırın isterseniz. İran insanların gözünün içine baka baka nasıl yalan söylüyor? Şaşırtıcı. Neymiş? Ukrayna'ya evet vurması için Ruslara silah vermedik diyorlardı baştan. Baştan bunu söylüyorlardı. Daha sonra İran'daki Dışişleri Bakanlığı ofisinden baktılar ki buna kimse inanmıyor. Her şey ayan beyan ortada. Biz Rusya'ya bu silahları Ukrayna'yı vur diye vermedik demeye başladılar. Ya sakalınızdan utanın be. Sakalınızdan utanın. Siz Ukrayna'ya vurmayıp da savaş esnasında olan Rusya'ya bu silahları gidip müzede sergileyin diye mi verdiniz? Aklımızda dalga geçme İran. Aklımızda dalga geçme. Evet, İran'daki direniş, Güney Azerbaycan'daki direnişler devam ediyor. Ama keyfi tutuklamalar ve kötü muameleler artıyor. Sebepsiz gözaltılar da cabası. Ayrıca gözaltı süreleriyle ilgili net bir bilginin olmaması ve keyfi uygulamalarda İran'daki hukukun ayaklar altına alındığının bir göstergesi. Demek istediğim komşularına karşı kendi İran üçgenini kurmak isteyen İran'ın hem Zengezur yönünde Azerbaycan'a karşı hem de bölgedeki İslam ülkelerine karşı hışmı ve gaddarlığı iyiye arttı. Ama şunu bilmeleri lazım ki Türkiye ve Azerbaycan Kafkasya'daki barışın ve demokrasinin teminatıdır. Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin şanlı çalışmaları ve tabii ki tatbikatlardaki başarısı birilerini iyiden iyiye ürkütmüş olacak ki bölgede Zengezur'un gerçekleşeceğine onlar da inanmış olacak ki tabii ki tehditvari hareketlere giriyorlar. Türkiye ve Azerbaycan'ın şanlı ve kahramanca yaptıkları bu tatbikat gerçekten çok önemli. Bu adımla birlikte çok daha etkin ve güzel bir dönemi yakalayacağız gibi geliyor bana. Şimdi bu bayraklara baktığınız zaman beni çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının denizin altındaki şanlı duruşu ve bu şanlı duruşla dünyaya biz yerdeyiz, denizdeyiz, havadayız, karadayız, biz her yerdeyiz mesajı. Bizim kardeşliğimiz her yerde mesajı. Evet öyleyiz. Gerçekten biz bir etle kemiğiz. Biz biziz, biz Türküz. Biz Oğuz Türküyüz. Şakamız olmaz. Evet, bir dahaki yayında görüşeceğiz. Ama İran, akıllı ol. Başka çaren yok. Zengezur'u da açacağız, Dağlık Karabağ'ı da alacağız. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.